Amerikan borsalarında Haziran ayının ilk iki işlem günü yine hafif de olsa pozitif şekilde tamamlandı. Peki Haziran'ın gerisi için ne bekliyorum? Dün uzun bir canlı yayında, linki aşağıda, Haziran beklentilerimi anlattım, soruları yanıtladım. Bugün de size onu bir şöyle özetledim ve bir hap gibi Haziran beklentimi anlatacağım. Ama sonu baştan söyleyeyim. Haziran ayında hem Amerikan borsalarındaki hisse senetleri hem de Bitcoin için oldukça pozitifim. Neden mi? Buyurun açıklıyorum. Tabii unutmayın, anlattıklarım yatırım tavsiyesi değil. Her zaman yanılmamız mümkün. Sadece elimdeki veriyle geleceği tahmin etmeye çalışan bir gariban YouTuber'ım. Hatalarımız şimdiden affola. Hazırsanız başlıyoruz. Haziran ayının en kritik günü 12'si. 12 Haziran'da çünkü iki büyük veri birden geliyor. Saat 15.30'da Amerikan borsaları açılmadan önce enflasyon verisi gelecek. Hem çekirdek hem manşet enflasyon, çok merakla bekliyoruz bunu. Ve aynı gün FED de faiz kararını açıklayacak saat 21'de. Üstelik sadece faiz kararını açıklamayacak, gelecekle ilgili ekonomik projeksiyonlarını ve faiz indirimi konusunda FED Para Komitesi üyelerinin görüşlerini de saat 21'de izleyeceğiz. Ayrıca yine Başkan Powell da bir konuşma yapacak 21.30'da ve basının sorularını yanıtlayacak. Acayip heyecanlı bir gün. Üst üste gelmesi de çok enteresan aslında. FED 11 Haziran'da toplanıyor. Toplantılar 2 gün sürüyor bunların. Ama 12 Haziran'da sonuçları açıklıyor. Eminim enflasyon verisini bekleyeceklerdir. Veyahut da zaten enflasyon verisini önceden biliyorlardır. O konudaki bağımsızlık meseleleri ne kadar iyi işliyor emin olmak biraz zor. Ama her şekilde piyasalar çok etkilenecekler. Çünkü ya her ikisi birden kötü gidecek. Yani hem enflasyon yüksek gelecek hem FED sert bir açıklama yapacak ve mahvolacağız. Ya da hem enflasyon makul gelecek hem FED makul konuşacak ve piyasalar yukarı yönde devam edecekler. Eğer bunlar çok çok olumlu olursa piyasalar belki biraz koparak yukarı doğru gidecekler. Peki benim bu konudaki tahminim ne? Şimdi o detaylara bakalım. Öncelikle enflasyonun iyi geleceğini düşünüyorum ben. Manşet enflasyonda 0.1'e, çekirdek enflasyonda 0.1'e ineceğimizi tahmin ediyorum. Bunun sebebi de enflasyona zaten direnen iki kalem kalmış durumda. Biri kiralar, biri otomobil sigortaları. Otomobil sigortaları geçen ay aşağıya doğru kafaya bir kıvırdılar. O bence öyle devam edecektir. Çünkü fiyatlama belli ki geçen senenin aynı ayına göre artık biraz daha aşağılarda gidiyor. Kiralarda da artık olumlu bir haber bekliyoruz. Çünkü pek çok kaynak kiraların aşağı doğru düştüğünü, bunu bir türlü Fed'in raporuna bir takım raporlama hatalarından dolayı yansımadığını gösteriyor. Yalnız enflasyon verisinin aylıkta düşük gelmesi manşet enflasyonun yıllıkta düşeceği anlamına gelmiyor. Çünkü geçen seneki Mayıs ayında da enflasyon %0.1'di sadece. Bu nedenle burada baz etkisi manşette devreye girmiyor. Ama iş çekirdeğe gelince işler biraz değişiyor. Çekirdeğe baktığımızda geçen yıl aynı dönemde çekirdek enflasyon %0.361. Eğer bu ay 0.1 gelirse benim tahminim gibi veyahut da biraz daha yukarıda geldi 0.2 geldi diyelim. Çekirdek enflasyon yıllıkta yine de aşağı doğru gidecek. Çünkü şu sayıyı düşüyoruz toplam enflasyondan, sonra üzerine yeni geleni ekliyoruz. 0.3'ün altındaki her sayı çekirdek enflasyonu geriye doğru çekecektir yıllıkta. Bu bence kaçınılmaz. Yani çok büyük ihtimalle manşet enflasyonu yıllık aynı kalacak. Baz etkisinin olumsuz olmasından dolayı çekirdek enflasyonu ise ciddi geriye doğru gideceğiz. Fakat Fed'in daha önem verdiği gösterge neydi? Core PCE dedikleri sayı. Core PCE geçen ay çok çok iyi geldi. Hatırlayın 0.2 civarına geldi. Bu da bunun yıllıkta 2.8 seviyesine indirmiş oldu. Eğer bu önümüzdeki 12 Haziran'daki veriler olumlu gelirse PCE daha sonra açıklanan veri oraya da muhtemelen %2.4-2.5'lere inmiş olarak giriyor olacağız. Bu da Fed'in yıl sonu projeksiyonundan daha olumlu gittiğimiz anlamına geliyor. Enflasyon konusundaki tahminim tutarsa muhtemelen Fed de çok sert konuşmayacak. Fed'den ne bekliyoruz? Fed bir önceki projeksiyonunda bu yıl için 3 faiz indirimi öngörüyordu. Onu bozmamadan istiyoruz. Aslında bu kadar basit bir beklentimiz var. Bir de tonları çok sert olması. Mutlaka diyecekler ki henüz istediğimiz yerde değiliz. Enflasyonla mücadele sandığımızda uzun sürüyor vesaire. Bunlar %100 ama mühim olan bu yıl için 3 faiz indirimi öngörülerinde bir sapma olmaması. Daha fazlası olursa dahi tabii de azalmaması ve ekonominin gidişatı konusunda da yavaşlamayı kabul etmeleri, ekonominin yavaşladığı konusundaki önümüzdeki binlerce veriyi artık inkar etmemeleri, kira tarafındaki enflasyon verisi gecikmesini kabullenmeleri ve önümüzdeki döneme yönelik biraz daha boğa bir öngörüde bulunmaları. Fed'in nispeten güvercince konuşmasını sağlayacak tek mesele olumlu bir enflasyon verisi değil. Üzerlerine çok ciddi baskı da var. Siyasi baskıdan bahsetmiyorum. Seçim yılı mutlaka öyle bir baskı vardır. Ama ekonomideki bazı çatlaklar artık hakikaten korkutucu hale gelmeye başladı. En son dün yeni gelen açık pozisyonlar JOLT raporunda 8.1
1.3 milyonluk beklentiye karşı 8 milyon sadece açıkta pozisyon olduğu gözüküyor. Yani Amerika'da yeni istihdam yaratımında ciddi bozulma var artık. Ve bir önceki ayınki de geriye doğru düzeltildi. 8.7 milyondan 8.4'e indirildi o da. Yani Amerika'da şu an istihdam piyasası kırılmış durumda. Onun dışında ISM verileri geldi. Yani Amerika'da üretim tarafındaki canlılığa baktık. Orada da yavaşlama var. Hatta Cuma günü gelen Chicago ISM'ine baktığımızda Amerika'nın resesyona girdiğine dair veriler de var önümüzde. Yani Amerika'da ekonomi kesinlikle yavaşlıyor. Bu Fed'in üzerine baskı yaratacak bir konu. Bu çerçevede bu Cuma günü gelecek Amerika istihdam raporu çok önemli. Orada da işsizlik verisinin %3.9'dan %4'e doğru kıvrılması işleri çok çok değiştirebilir. Böyle bir ihtimal de var. Çünkü bakıyoruz Amerika'da şu anda artık yavaşlamanın ve yüksek faizin etkilerini her yerde görüyoruz. Fed üzerine baskı yaratabilecek başka bir konu da Avrupa Merkez Bankası'nın 7 Haziran'daki faiz indirimi olabilir. Bu tabii garantili değil ama Almanya'da işsizlik oranlarında ciddi artış olduğu için çok büyük ihtimalle Avrupa Merkez Bankası bir faiz indirimine giriyor. Ve burada beklenti %4'ten %3.75'e inmeleri. Amerika'da biliyorsunuz faizler %5.25-5.50 aralığında zaten ara bayağı açıktı. Şimdi ara daha da açılacak. Peki Avrupa'daki faiz indirimleri neden Fed'in üzerine baskı yaratıyor veyahut da Amerikan ekonomisini olumlu etkileyebiliyor? Birincisi Avrupa'da devlet kağıtlarındaki getiri azaldıkça Amerikan devlet kağıtlarına doğru akış gelecektir. Dün zaten Amerika'da faizler epey geriye doğru gitti. Etkilerinden bir tanesi bu olabilir. Çünkü para her zaman en yüksek faizi yer arıyor ve Amerika'da faizler çok daha yüksek. Tabii böyle yeni paranın gelmesi Amerikan tahvillerine olan talebi artacaktır. O da Amerikan tahvillerinin faizini aşağı doğru çekecektir. Bu da ekonomi için olumlu çünkü borçlanmanın maliyeti azalacak. Fed'in üzerine baskı yaratan ikinci konu da Fed'in aslında yanlış bir hesaplama yaptığını söylüyor Avrupa. Ve diyor ki bakın bizim aslında maliyet yapımız Amerika'dan daha kötü. Biliyorsunuz Avrupa'da işçi hakları çok korunur vesaire. Ama ona rağmen enflasyonumuz sizden düşük. Bunda tek sebebi var. Biz kira enflasyonu farklı hesaplıyoruz. Ve diyor Avrupa Birliği eğer Amerika kira enflasyonu bizim gibi hesaplasa Amerika çoktan yıllık %2'lik manşet enflasyona yakalamış durumda. Bizim hesaplamamıza göre 9 yıldır orada. Bu bana da çok makul geliyor. Çünkü her yönüyle daha yüksek maliyetlerle işten Avrupa'nın enflasyonunun Amerika'dan düşük olması mümkün değil. Burada bir hesaplama hatası olduğu kesin. Hesaplama hatası Amerika'nın kiradan dolayı enflasyonu aşırı yüksek göstermesi şeklinde. Bu da yine Fed'in üzerine baskı yaratacak bir konu. Avrupa'nın bu hesaplama şekli eminim Fed'in de dikkatini çekiyor ve artık kiralardaki bu zırvalığı kabul etmek zorunda kalacaklar diye düşünüyorum. Fed'i sıkıştıran bir diğer mesele de Amerika'da bankaların durumu. Uzun zamandır biliyorsunuz Amerika'da bazı bankaların sıkıntıda olduğu konuşuluyor. Sebebi de ellerine tuttukları devlet hazinesi kağıtlarının değerlerinin düşmüş olması. Çünkü faizler yükselince değerler düştü. Bunların elinde düşük faizi bol miktarda hazine kağıdı var. Dün onların ilgili FDIC'den, FDIC nedir? Amerika'da bu bankalar batarsa oradaki Moody'lerin parasını koruyan sigorta kurumu öyle söyleyelim. Yeni bir rapor geldi ve dedi ki Amerika'da şu anda sıkıntılı banka sayısı 63'e yükseldi. Daha evvel 52'ydi, 63'e yükseldi. 11 yeni banka daha sıkıntılı hale geldi. Ve bir önceki döneme göre henüz defterlere yansımamış bu devlet tahvillerinden gelen zarar 39 milyar dolar daha artarak 517 milyar dolara geldi. Ne demek bu? Banka gitti, hazine kağıdını düşük faizden yatırımı yaptı 2021'de. Faizler yükseldi, elindeki hazine kağıdının değeri düştü. Bunu zarar olarak yazmıyorlar. Bunu kar zarar tablolarında bir dipnot olarak gösteriyorlar. O yüzden unrealized yani henüz defterlere geçmemiş zarar olarak bu geçiyor. Buradaki sayı 517 milyar doları buldu. Eğer vade sonuna kadar düzelme olmaz da faizler geriye doğru gitmezse bu zarar gerçekleşen zarara dönecek. 517 milyar dolar sistemi içerisinde şu anda böyle bir zarar riski var. Bu zarar riski Amerika'nın başa çıkamayacağı bir konu değil. Bu parayı FDIC pompalayabilir tekrar sistemi içerisine veya Fed yeni arka kapılar açar. Böyle yapmıştı geçen sene Mart ayında Silikon Vadisi Bankası ve Signature Bank'ın batışlarında arka kapıdan para vermişti. Fakat bu arka kapıdan bu miktarda bir paranın sisteme girmesi yine parayı bollaştırıp enflasyonu artıracaktır. Ve burada adı riskli bankanın arasında geçen 63 bankanın üzerinde toplam 82 milyar dolar varlık var. Yani kısa vadede riskli bankalarda 83 milyar dolarlık bir risk birik durumda. Fed bundan korkar. Yani bunu telafi edemez değil. Bank run dediğimiz böyle bir Moody'lerin panik halinde bankaya koşup paralarını istemesi durumu yaşanmaz. Çünkü sayılar hala Amerikan ekonomisine göre küçük sayılar. Ama yine piyasaya para giriş demektir. Fed bundan hoşlanmayacak. Bunun çaresine faiz oranlarındaki artışı durdurmak, mümkünse aşağı doğru çekiyor olmak. O zaman bu unrealized cost dediğimiz mesele zaman içinde azalacak. Hatta faizler daha da aşağı giderse belki kâra bile geçebilir bankalar. Biraz zor gibi çünkü o dönem faizler hakikaten çok düştü. Oraya pek dönmeyeceğimizi düşünüyorum. 27 aydır bankalar bu sıkıntıyla uğraşıyorlar. Elindeki düşük faizli
hızlı tahviller meselesi. Sorun gittikçe büyüyor. İşte Fed'in bundan dolayı da faiz artırmayı bir kenara koyun, faiz düşürmeyi düşünmek zorunda kalması benim için kaçınılmaz son gibi gözüküyor. Evet, Haziran ayında neler olabilir konusu şöyle bir baktık. O yüzden senaryom benim olumlu. Bu da hem Amerikan hisse senetleri hem Bitcoin'e olumlu yansıyacaktır. Başka bazı ufak tefek hoş bilgiler de var. Bunlardan bir tanesi takipçisi olduğum Fundsnet'in yayınladığı bir rapor. Fundsnet diyor ki 1930'a kadar geri gittik ve gördük ki herhangi bir yılda ilk çeyrek pozitif geçse, Nisan negatif geçse, Mayıs ve Haziran çok büyük ihtimalle pozitif geçer. Ve tüm veriye baktıklarında Mayıs'ta pozitif geçme ihtimalinin %47 olduğunu, bu yıl Mayıs pozitif geçti biliyorsunuz, Haziran'da da ihtimalin %82 olduğunu ortaya koyuyorlar. Eğer işin içerisinden bearish yani bir ayı pazarını çıkarttığımızda, bir tanesi orada ayı pazarı bunlardan, sayı Haziran'da %100'e çıkıyor. Yani %100 ihtimalle diyor Fundsnet Haziran ayı pozitif geçecektir. Tabii geçmiş veriden yola çıkarak böyle çok aşırı kanaatlere ulaşmamak lazım ama bu da yine enteresan bir veri. Bu arada bu ekran nedir derseniz, bu bizim yeni Discord'umuz. Artık WhatsApp'ta değiliz. Bütün Haddini Aş kulübünü buraya taşıdık. Eğer siz de Haddini Aş kulübüne katılmak isterseniz ekranda şu anda gördüğünüz indirim kuponunu kullanarak haddinaş.net'e gelin, kulübe üye olun, siz de buraya katılın. Burada hem benim paylaşımlarım var, hem kulüp üyelerinin paylaşımları var, teknik analizler, günlük haberler, yorumlar, biraz sohbetler, geyikler de dönüyor, eğitimler var. Hakikaten acayip canlı bir yer oldu Discord'umuz. Siz de mutlaka bekleriz. haddinaş.net'e gidin, şu anda ekranda gördüğünüz indirim kuponunu kullanın ve indirim olarak buraya katılın derim. Durumlar böyle. Haziran ayından ümitliyiz. Lakin ben bugün şu kaydı şimdi bitirip yükledikten sonra hastaneye gideceğim. Bir operasyon geçireceğim. Bir 2-3 gün sahalardan uzak kalabilirim. Orada sıkılırım belki. Sıkılırsam en azından tweet atarım. Video çekmek biraz zor olabilir. O yüzden henüz Twitter'dan takip etmiyorsanız Twitter'da Bora Özkent olarak beni bulun, takip edin. Ve piyasaları beraber götürelim. Cuma günü gelecek istihdam verisi önemli. Onu hastanede karşılama ihtimalim var şu anda. En azından onunla ilgili birkaç paylaşım yapmaya çalışacağım. Bir duanızı da alırım. Bütün bu anlattıklarımı dün çok daha detaylı olarak canlı yayında paylaştık. Canlı yayınları başka bir kanalda yapıyorum. Linki aşağıda, o canlı yayında mutlaka izleyin. Orada biraz bu değişimler hangi hisselere yarar, borsalarda neler bekliyorum daha detaylarına girdik. Onu orada izlemeniz lazım. Sevgiyle kalın, hoşçakalın.